Furkan Bey, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Teşekkürler. Siz sormalı. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Sizleri tanımakla başlayalım. Sonra da yine firmamızdan bahsedelim. Ya ben Furkan Aksoy, Limasu Kuyumculuğu'nun kurucu ortağıyım. Bizim firmamız %100 ihracat çalışan bir firma. Ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Avrupa bölgesine, Almanya, Avusturya, İngiltere, bu bölgelere ihracat yapıyoruz. 2019 yılında kurulduk. Çok hızlı büyüyen bir firmayız. Genç bir ekibiz, ortaklarımızla beraber. 4 ortaklı bir yapı burası. Yani bu pandemiden sonraki süreçte de iyi ilerleyen, iyi büyüyen şirketlerden bir tanesi olduk. İhracatımızı %100'den fazla artırdık. Bu şekilde genel olarak bahsedebilirim. Evet, ürünlerden biraz bahsedelim. Ürünler, yani şöyle, biz Amerika bölgesinde çalıştığımız için hem erkek takısı ağır ürün olarak bize mevcut, hem de hafif ürün dediğimiz Avrupa'nın tercih ettiği işte 8-9 ayar, 10 ayar, 14 ayar, biz her ayardan çalışıyoruz. Zincirli ürünlerimiz var. Daha hollow dediğimiz içi boş ürünlerimiz var. Yani her ürünü aslında yapabiliyoruz. Bu müşterinin tercihine göre tabii ki değişimi gösteriyor. Peki biraz vizyonumuz, misyonumuzdan bahsedersek neler söyleyeceksiniz? Ya tahmin ediyorum bu sektördeki bizden daha genç, ortakları bizden daha genç olan bir firma yok. En genç ekip bizim ekibimiz takım olarak. Çok da hızlı büyüyoruz. Yani bizim vizyonumuz, burada sektörde çok tecrübeli, çok daha büyük şirketler var. Kuyumculuk sektörü Türkiye'nin çok tecrübeli olduğu bir sektör. Çok fazla emekçisi olan bir sektör. Hani biz genç bir ekip olarak sadece o sektörün duayenlerinin, büyüklerinin kurmuş olduğu o güzel Türk malı imajını devam ettirmek bize bir misyon olabilir. Onların yaptığı, başardığı mirası devam ettirmek, arkadan gelen jenerasyonlar olarak da iyi bir izlenim bırakmak bizim vizyonumuz. Ama tabii ki hani toptan dediğimiz zaman İtalya'yı ve işte Kore gibi Uzak Doğu, Endonezya, Kore, bu ülkeleri Türkiye'nin arkasına almak, Türkiye'yi bunun önüne almak amacımız ve misyonumuz. Fuar nasıl geçiyor? Fuarı değerlendirirsiniz. Yani fuar uzun zamandır yapılmıyordu İstanbul'da bir fuar. Yani 2 sene önce en son fuar yapılmıştı. Bundan önce Vegas fuarındaydık. Vegas fuarına katılım sağladık. Ben açıkçası buradaki havayı Amerika'da Las Vegas fuarına göre daha iyi buluyorum. Daha hareketli bir ortam var. İstanbul her zaman fuarlara güzel ev sahipliği yapan bir yer. O yüzden iyi bir fuar olduğunu söyleyebilirim. Peki son olarak izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz? Yani izleyicilerimize neler söyleyeceğim? Pandemi sürecinden sonra bütün sektörler olumlu olumsuz etkilendi. Biz kuyumculuk sektörü olarak pozitif ayrışan bir sektör olduk. Ama insanların tabii ki çok büyük ekonomik sıkıntılar yaşadılar. Hani sadece şunu söylemek lazım. Bu süreçte ne kadar çok emek verip çalışırsak, hani yeni yollar, geleneksel yollardan hayatımızdaki değişikliklere uyum sağlayabilirsek o kadar hızlı toparlanma olacaktır. İnsanlar sağlıkla kalsın, mutlu olsunlar. Yani daha başka bir şey söyleyemem. Peki, teşekkür ediyoruz sizlere vermiş olduğunuz bilgiler için. Bir başka programda da görüşmek üzere diyeyim. Görüşmek üzere. Çok sağ olun.